Neresi durağı burası? Fark etmez gündüz gece yarısı. Taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası. Çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Hay sinem mi sinem sinem yer sinem mi sinem mi yer sinem mi sinem sinem. Abuzer. Biraz daha sinem mi dersen Allah canımı alsın kalkar bu arım sine. De aynen Kazım abi ya, ne bu ya sinem mi sinem mi? Vallahi beynimde uyuluyor ya. Sineceğim oğlum şimdi seni ya, bir sus Allah'ını seversen ya. Allah Allah ya. Şurada kalbimiz yeniden kanat takmış uçu. Destek olacağız da köstek oluyoruz. Ayıp abi ya, ayıp ya. Abuzer efendi, niye uçuyormuş o kalbin bakayım? Şey al, akşama sinem gelecek, ders çalışacak. Ha, gömlek onun için ütüleniyor yani. Herhalde yani ağam ya. Kızın karşısına fotoğrafı düzeltip çıkart değil mi? Ağam yeni çaycınız Kenan geldi. Başka bir arzun isteğin var mıdır? Ağam aslında etraf biçilecek ama sonra sevabına silen artık ha. Hadi ya, emredersiniz Haşmet'im ağam. Allah bana bak, Allah. Ders çalışma işine bir şey demiyorum ama... İşini safsaklarsan bozuşuruz. Kendi tozunu kendine al. Tamam abi ya, tamam, tamam. Kanki, kanki. Merhaba Ramazan abi. Merhaba kızım. Merhabalar. Aa, hoş geldin. Merhaba, abi. Hoş geldin. Ne oldu be Kazım abi? Gülşen uyuyor, uyuyor. Ömer, kalk Manolya geldi. Ay sinem mi sinem mi öttü herif sabahtan beri ya. Kanki. Kuşum. Aa, sarı sardunyam. Ya sen niye yordun kendini ya? Ben arabayla gelirdim, alırdım seni kuşum. Yok kuşum, yürüyüş iyi geliyor ya bana. Mobilya çekeceğiz ya. Ne? Mobilyacıya. Cüneyt ya, yatak odası takımı. Hadi gel, gidelim. Ne Ramço? Yürü be, yürü kızım, bakın ikinizi verir misin? Ne dedi kızım? Şey, bebeğe biz mobilya bakacağız da izin verir misiniz dedi. Tabii evlat. Hadi ne dedi? Verdi, verdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ömer abi. Ömer abi, bak bak, bu belgelerin kuponları burada kaldı ya. Bunları atayım mı, yırtayım mı, yatırayım mı? Ne? İnanmıyorum sana ya. 40 kere söz verdin. Hala mı at yarışı oynuyorsun Ömer sen? Ömer oğlum, baba olacaksın. Akıllan azıcık, akıllan. Vallahi doğru kanki ya. Senin Junior Ömer'e örnek olacak şeyler yapman lazım. Böyle şeyler değil yani. Ya arkadaşlar, vallahi de billahi de oynamıyorum. Minik kuşum, yemin ederim oynamıyorum diyorum sana ya. Hatta kupon görünce içimi bir tiskinti dolduruyor böyle. Bak şimdi görür görmez tiskin biliyor. Baba, tiskin değil mi? Tiskin değil mi? O beni hiç ilgilendirme. Ama ortalığı ben toplayayım ya. O zaman yırt şunları ve herkesin önünde söz ver bana oynamayacağına dair. Ya kaç defa yemin ettim, kaç defa söz verdim. Oynamıyorum minik kuşum, bunlar eski kuponlar. Ya sen de nereden bunu çıkartıyorsun lan bunları? Al, al işte, al, al, al. Oynamıyorum, işte bitti. İnşallah. Hadi yürü, hadi anasını aldık. Görüşürüz arkadaşlar. Çabuk gelirim. Ağlar ya, ağlar ya, ne konuşayım ya? Sinem gelecektim ya. Of, yerleri silen bari ya. O Sinem mi Sinem? Hayda, yine başladı ha. Valla şimdi alıp duvara yapıştıracağım ha. Aman Kazım abi, boş ver. Elini yorduğuna değmez. Nuray. Nuray, uyan yavrum. Canım kızım. Melekler gibi ne kadar da güzel uyuyor. Sana doyamadan bu evden uçup gidiyorsun. İnşallah mutlu olursun Maviş'im. Sensiz bu evin hiç tadı olmayacak. Hiç. Cevat. Efendim. Kahvaltı hazır, Nuray'ı uyandır istersen ha. Ben de onun için geldim zaten Bagide. Kapı. Nuray. Nuray hadi kalk uyan kızım artık. Baba hiç kalk kızım, yok 5 dakika daha uyuyayım ne olur. Yavrum zaten birkaç gün sonra tamamen gideceksin. Hiç olmazsa kalk da biraz yüzünü göreyim. Baba ben kalktım. Yavrum. Günaydın. Hadi kalk yavrum, günaydın.
Anneciğim, bir görseniz ferah mı ferah, kutu gibi odaları var. Tam bize göre tam. Bir dakika, bir dakika. Neymiş o tam size göre olan? Celal bir ev bulmuş da onu anlatıyordu. Kirası da çok uygunmuş. Ev bulmuş. Nerede evladım? Beykoz'da babacığım. Beykoz olmaz. Beykoz çok uzak evladım. Yani kızımı elimden aldın, tamam. Ama hiç olmazsa buraya yakın bir yerde ev tut. Baba, uzak olur mu? Dolmuşta 5 dakika. Evet, Celal doğru söylüyor. Burnumuzun dibi baba. Neyse ama... Gene de gidip bir görelim bakalım. Sen beğenmiş olabilirsin. Bakalım Nuray beğenecek mi? Önemli olan o. Günaydın. Ay hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ev buldum biliyor musun? Aa sahi mi? Ben gidip bakalım. Tamam. Aa bakıyorum evden gidiyorum diye zil takıp oynayacaksın. Bu kadar çok mu bıktın bizden? Ay aşk olsun baba, yanlış anladın beni. Neyse çayları soğutmadan oturalım çocuklar. Hayatım bir an önce kahvaltı edelim de gidip eve bakalım ha. Hayatım acelesi yok, çok istekli görünmüyor. Biliyorsun bozuluyor. Ay Ömer, şunlara baksana ne güzel. Ay bunların bebek için olanı da vardı. Aa timsallı timsallı ya, çok güzel görünüyor Maraş. Ya çok güzel, gidelim bakalım içeri. Bakalım civcivim, bakalım alalım. Cünür Ömer'im yatak geliyor yatak. Ömer ne yapıyorsun? Bakıyor insanlar. Baksınlar be, baksınlar. Baba olacağım ben. Hadi yürü. Ay kuşum şunun güzelliğine bak. Ay Ömer, bunu alalım. Ayıları var. Şşş, yavaş yavaş. Uyandı işte ay, bak. Ay çok güzel. Çok güzel yahu. Merhabalar, ben yardımcı olayım. Tabii yardımcı olun. Biz bu yatağı çok beğendik. Ne kadar acaba fiyatı? 1 milyar. Ne milyar? 1 milyar. Nasıl yani? Bir yatak 1 milyar ha? Yani... Bir tek yatak 1 milyar mı hanımefendi? Beyefendi şu an indirimdeki fiyatı bu. Bundan önce 1,5 milyardı. Bence hemen alın. Yok biz alamayız. Bir dakika Maraş, bir dakika. Tamam taksit de alırız. Taksit yapıyorsunuz değil mi? Maalesef mağazamızın böyle bir uygulaması yok. Ya. 1 milyar ha? Tamam peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. Gördüğünüz gibi ev yeni boyandı, parkeler cilalı. İnanın sabahtan akşama kadar güneş alır. Ya ben güneşi niye göremiyorum acaba? Çünkü hava kapalı beyefendi. Evet babacığım, hava kapalı olduğu için göremiyorsunuz. Hava açık olsa burası acayip güneş alır. Şaşkın oğlum. Güneşli havada bütün evler aydınlık olur. Önemli olan böyle havada aydınlık olması. Babam niye işlerini yokuşa sürüyor anlamıyorum. Ne güzel ev işte. Gidiyorsun diye sinirleri bozuk, huysuzluğu da biraz ondan. İdare edip benim güzel gibi. Şuraya bak. Kapı ve pencere işçiliğini hiç beğenmedim. Püfür püfür rüzgar esiyor. Olsun soğuk. Görmüyor musun? Rüzgar nasıl esiyor? Aa baba, siz hastalanıyorsunuz galiba. Vallahi soğuk değil ya. Yarım saat daha kalsanız atletle dolaşmak isteyeceksiniz. Bana bak oğlum. Sen emlakçıdan komisyon mu alıyorsun? Ne alakası var babacığım ya? Niye ısrar ediyorsunuz? Baba ben bu evi çok beğendim. Ayrıca Mavişim de beğendi ya. Değil mi Mavişim? Evet babacığım, benim de çok içim ısındı bu eve. Ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim sevgili kızım. Üstelik de çok pahalı. 3 odalı bir ev için 170 milyon pahalı mı beyefendi? Bence de Cevat. Saniye Hanımların yeni taşındıkları ev 2 odalı hem de 250 milyon. Evler ateş pahası babacığım. Allah sizi inandırsın. Bizim karşı apartmanda bir daire kaça verdiler biliyor musunuz? Tam 300 milyon. Beğenmedim. Beğenmedim. Ben kızımın böyle bir evde oturmasına razı olamam. Neyse Celal'cığım, babam beğenmedi işte bu evi. Babacığım başka evlere bakalım istersen. Bakalım. Beyefendi, elinizde başka gösterecek evleriniz var mı? Olmaz olur mu? Buyurun gidip onlara görelim. Görelim. Hadi görelim. Yer Sinem mi Sinem, Sinem? Ay Allah, Sinem. Sabahtan beri aynı türkü ya. Ayıp ettin ağam ya. Değiştirek ya. Sine sine yavrum. Sine sine. Allah Allah. Şuna bir su ver. İlaç içeceğim. İlaç. Tamam tamam. Hemen suyunuz. Gelin. Aman ağam oraya dokunma. Oraya ne dokunma. Ne ya? Ağam çamaşır suyla sildim biliyor musun? Üstüm başım bozanır şimdi ağam. Tamam ya. Aferin olsun. Abav! Ne oluyor be? Abav! Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım var mı ağam ya? Sen ne yapayım? Ya ödüm patladı be. Damarlık aldım. Bir şey olmaz. Hayret bir şey ya. Musluğun tepesini Allah bilir sabunlu bıraktınız ya. Ağam ya bak Sinem gelecektim ya. Birazcık özen gösterin olmaz mı yani? Ne bu, kafayı yedi abi ya. Ayıptır ya. Ben hayatımda bu kadar pis insanlar görmedim ha. Yakışır mı ya? Yakışır mı yani? Koca adamlarsınız ya. Bak duvara yapıştıracağım dediğim zaman engel oluyorsun Kenan. Hak etmiyor mu şimdi bu? Hak ediyor, hak ediyor da abi. Sen gene de şeytana uyma. Ben uyarım abi. Müsaade edin ağam. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Hadi Kenan oğlum. Körfez B blok. Tamam abi gittim. Gelsin abi sakin ol tamam mı? Tamam tamam. Aman Ramazan abi, Abuzer'e mukayyet ol ha. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Allah Allah.
Telefon da çalıyor. Efendim Selcan. Merhaba Kenan. Bir ara büroya uğrayabilir misin? Hamit Bey'in davası için imzan gerekiyor. Takip dosyasını adliye kapanmadan yollamam lazım. Selcan, şu anda müşteriye gidiyorum. Müşteriden sonra uğrarım, oldu mu? Rica ediyorum, tamam. Görüşürüz, tamam. Of ya, ben ne kadar bahtsız bir adamım ya. Aman hoş ya. Küçük cümlürüm onun yatak odası takımını yaramıyorum. İçim fena olur. Ay Ömer, ne olursun yapma, saçmalama. Başka bir yerden daha uygun bir şey buluruz canım. Ama sen o yatak odası takımını çok beğenmiştin bir tanem ya. Hem eğer sen beğendiysen Cünür Ömer'in de beğenmiştir. Ömer ne yapalım? Bizim o kadar paramız yok ki. Ay dur, Ömer'e kafeye geçiyorsun, dur. Aa, tamam. Dur, tamam, bir dakika dur. Oh. Hadi görüşürüz aşkım. Görüşürüz aşkım. Ha Manoş, ben gelip seni alayım mı? Yok bir tanem, sen işine git, ben dönerim. Hadi bay bay. Peki bir tanem. Üzme kendini, tamam mı? Of, of. Tamam. Ah ya. Ah Ömer ya, şu parasızlığın gözü kör olsun. Anaşımın o yatak odası takımına bakışını gördükçe içim parça parça. Ah Ömer ya. Benim mutlaka o yatak odası takımını almam lazım. Başka çarem yok. At yarışı oynasam. Olmaz, söz verdim. Yemin ettim Manoş'a. Yapamam. Ama bir dakika. Kimin haberi olacak ki? Hem Ömer. Sen bu zamana kadar hep kendin için oynamadın mı? Şimdi Junior Ömer için oynayacaksın. Yapabilirsin bunu. Bu zamana kadarki bütün o tecrübelerini, birikimlerini toparla. Ve Junior Ömer için yap bunu. Yatak odası için yap. Yapacağım. Benim hemen ganyan bayine gitmem lazım. Bakın gördüğünüz gibi evin manzarası çok güzel. Ay ne güzel değil mi Cevat? Balkonda otururuz, çayımızı içeriz, manzarayı seyrederiz. Sen buna manzara mı diyorsun? Siz manzara görmemişsiniz beyefendi. Ama babacığım mutfağı çok güzel, oraya bakalım mı? Ha. Hadi Cevat gel bakalım. Heh, hadi. Ha. Ya oğlum siz aklınızı mı kaçırdınız? Burası küçücük ya. Bu yeni ne buzdolabısı lan? Ne bulaşık makinesi? Baba niye ısırmasın? Baksanıza yayla gibi mutfak Allah aşkına. Niye yayla gibi mutfak? Böyle mutfaklar adamın işini sıkar, içini sıkar. E tamam da babacığım ya. Sonuçta siz mi oturacaksınız, biz mi oturacağız? Hah. Aferin. Sesinin tonunu böyle ayarla. Sonra ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Bana ne? Küçükmüş, büyükmüş. Celal öyle demek istemedi Cevat. Ha, ne demek istedi? Evet babacığım, yanlış anladınız. Ben bir şey yanlış anlamadım. Ben burada kızımı evlendiriyorum, bağrıma taş basıyorum, size yardımcı olmaya gayret ediyorum. Sen kalkmışsın bana ukalalık ediyorsun. Vazgeçtim. Ne halt edersiniz? Cevat! Of Celal, ne oldu şu dilini biraz tutsan? Ay nasıl tutayım abiciğim ya? Taş olsa dile gelir ya. Yok şu evin şurası şöyle, bu evin burası böyle. Ay deli olacağım vallahi ya. Ama hayatım, bunları niye yaptığını biliyorsun. Ya tamam mavişim, biliyorum. Çok üzülüyor ama ne yapabiliriz ki ya? Şurada düğüne birkaç gün kaldı. Yani bir ev bulmak zorundayız. Aslında değiliz. Diyorum ki hani bir süre babamlarla otursak. Olur mu mavişim? Hayatta olmaz. Süreciğine Celal, ne olursun. Hem biliyorsun evin tek çocuğuyum. Ben gidince büyük bir boşluğa düşecekler. Hem onları böyle yalnız bırakmak benim de içime sinmeyecek. İyi de mavişim, hep babanın dizinin dibinde olamazsın ki. Bir sürenin hayatı ne olur kabul et, ne olur. Ay, tamam mavişim, peki ne yapalım ya? Yani? Ay anlayıştı nişanlım benim. Hadi müjdeyi babama verelim. İyi verelim hadi. Babacığım, Celal senden özür diliyormuş. Önemli değil canım. Biz size bir şey daha söylemek istiyoruz. Şimdi bu karda kışta yeni bir yere taşınmak kolay değil. Ve diyoruz ki yani... Yani uygun bir yer bulana kadar biz sizinle oturmak istiyoruz babacığım. Ay duydun mu Cevat? Bizimle oturmak istiyorlarmış. Duydum Pakize. En doğru kararı verdiniz çocuklar. Gelin şöyle bir kucaklayayım sizi yavrularım. Canlarım benim. Ay, damadım yavrum. Ay ne kadar mutlu haline bakayım. Oo Abuzer'cim, sen de hazırlık işini bayağı abarttın ha. Üstüne bir de etiket yapıştır bari ha. Gerekirse yapıştırırız ağam ya. Yeter ki Sinem beni beğensin. Oğlum seni olduğun gibi beğensin. Önemli olan o. Tamam ağam, tamam. Anladık. Birincisi kendimiz olacak. İkincisi yalan söylemek. Ömer ağam, bak hele. Gel şunu şuradan şöyle dik tut ki ne potluk yapayım. Ya bana ne Abuzer ya? Bana ne senin potluğundan ya? Ben burada derin ızdıraplar içinde, onurmaz acılar içinde kıvranıyorum. Sen bana cilt problemlerinden bahsediyorsun. Bana ne kardeşim?
Öyle deme Ömer ağam ya, senin bu işi öğrenmen lazım. Yarın bir gün Junior Ömer'in kitaplarını kaplayacağım. Bak Kazım ağam Allah bilir Mehmet'in ne kadar kitabını kapladı. Ben Junior Ömer'ime bir yatak odası takımı bile alamıyorum. Niye burada kitap kaplı alayım kardeşim? Alsam ne olur, almasam ne olur? Benim gibi baba olmaz olsun kardeşim. Abartma oğlum. Siz de bütçenize uygun bir yatak odası seçersiniz, olur biter. Tabii abicim ya, bir yatak bile yeter. Yetmez Erdal Bey, yetmez, yetmez. Baba olmayan anlayamaz bunu, biliyor musun? Bir baba olarak ben aileme en iyisini almak zorundayım. Ama nerede? Paranın gözü kör olsun. Beni karımın çocuğumun yanında küçük düşürdü ya. Hele bir büyüsün, asıl sıkıntı o zaman başlayacak. Her şeyi isteyecek, almazsan küsecek. Bizim Mehmet'le yaşadıklarını biliyorsunuz. Kazımcığım, sen de ateşi körükle gitme. Tamam oğlum, sen de sakinleş. Yani sakin olmaya çalışıyorum Ramşo ama olamıyorum. Sakinleşemiyorum. Aklım dimağım kabul etmiyor. Ama benim adım Ömer Şense, ne pahasına olursa olsun gidip o yatak odası takımını alacağım Junior Ömer'ime. İyi günler. İyi günler. Hay Allah. Hay Allah. Neydin en büyük. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Sağ olun. Kazım abi, kolyeye bak. O kolyenin parasıyla kaç tane yatak odası takım alır biliyor musun sen? Saçmalama oğlum. Ben bir taksi isteyecektim. Tabii hanımefendi. Hadi Ömer. Hayır Ramço. Hemen gittim. Yardım edeyim size isterseniz. Teşekkür ederim. Bu kolye gerçek mi? Tabii ki gerçek. Vay gerçekmiş. Buyurun. Dosyaları hazırladım Selcan Hanım. Tamam Nafi, o dosyalar adliyeye gidecek. Peki hemen götüreyim. Kağıdımız da bitmişti. Tamam. Bir dakika. Sana para vereyim de adliyeden gelirken ne gerekiyorsa alırsın. Evet. Peki Selcan Hanım, hemen gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal. Of, yine gelmedi. Sözde imza atmaya gelirim demişti. Niye böyle yapıyor hiç anlamıyorum. Hala gidemedin mi Nafiye? Benim Selcan. Kenan sen miydin? Kusura bakma Selcan, ben biraz geciktim. Dosyalar neredeyse, ver de imzalayayım bari. İmzala ama bugün için bir önemi kalmadı. Selcan, saat daha erken, adliye kapanmamıştır. Artık gelmeyeceğini düşünerek diğer dosyaları yolladım Kenan. Selcan, ya sana geleceğimi söylemiştim. Ben niye böyle davrandığını anlayamıyorum. Bu konularda sana güvenemediğim için diğer işleri de aksatmaya göze alamadım Kenancığım. Ya öyle mi? Ver o zaman şu dosyaları da imzalayayım. Yarın gene sana aynı sıkıntıları yaşatmayayım Selcan. İyi olur. Çünkü bu böyle olmayacak Kenan. Buna kesin bir çare bulmamız gerekiyor. Her seferinde seni bekliyorum ve bundan bıktım. Anlıyor musun? Bıktım. Ben de her zaman aynı konuyu tartışmaktan bıktım Selcan. Bu tartışmaları yaratan ben değilim Kenan Bey. Sizsiniz. Ya öyle mi? Evet. Sizin macera perest ve sorumsuz davranışlarınız yüzünden bu noktaya geldik. Ortak olalım diye ben yalvarmadım Selcan. Haklısın. Ne kadar büyük bir hata etmişim. O kadar pişmanım ki anlatamam. Eğer böyle yapmamış olsaydık şimdi ben çok farklı yerlerde olabilirdim. Kariyerinize engel olduğum için çok üzgünüm Selcan Hanım. Bu ortaklığı bitirelim de kurtulun bari benden. İyi olur. Bir an önce bitirelim bu ortaklığı. Tamam Selcan. Bitirelim bu ortaklığı. Şey, affedersiniz. Eğer sizi rahatsız etmezse ben radyonun sesini biraz açabilir miyim? At yarışı dinliyordum da son ayağa geldi. Açabilirsiniz tabii. Bilirim bu at yarışı merakını. Eşim de çok oynar. Öyle mi? Aslında ben oynamıyordum da... Bugün özel olarak oynadım. Yani bir nevi bu kuponla jübile mi yapıyorum? Çok özel bir sebepten dolayı oynadım yani bunu. Junior Ömer'im için oynamıştım. İlk beş ayak tuttu, son ayağa geldi sıra. O yüzden şey yapıyorum yani. Biraz daha sesini açabilir miyim? Açın tabii, açın. Rahatınıza bakın. Teşekkür ederim. Hadi aslanım Toynak Nadi. Hadi çocuğum. Hadi oğlum be. Koş be. Kim tutar seni ya? 46 kilosun. Düş oğlum be. Hadi Toynak Nadi. Hadi Toynak Nadi. Hadi aslanım, bırakma numarayı. Hadi be aslanım. Toynak Nadi geldi. Kazandım. 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 At yarışını kazandım. Altınayı tutturdum hanımefendi. Hadi gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Ben şurada biraz ileride uygun bir yerde inebilir miyim lütfen? Hayır efendim, nasıl istersiniz. Altınayı tutturdum. Altınayı tutturdum. Altınayı tutturdum. İnanamıyorum. Junior Ömer'in şansına. Efendim buyurun. Burası uygun mu? Teşekkür ederim. Evet evet, çok iyi. Buyurun. Buyurun paranız. Bir dakika hanımefendi. Ben sizden para alamam. Lütfen. Hayır. Alın. Lütfen, bana uğurlu geldiniz. Lütfen ısrar etmeyin, almayacağım. Peki, siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler, teşekkürler. Ganyanları çok iyi. Kaç para verdi acaba? Allah'ım, Junior Ömer'imin şansına. Altını tutturdum ben. Tutturdum. İstediğin oldu Kenan. Artık özgürsün. İş ortaklığı sona erdi. Mutlusundur herhalde. Selcan.
Can, bu benim için de çok zor oldu biliyorsun. Ya. Öyle. Yani belki de bu ikimiz için de daha iyi olacak sence. Bunu yapmak zorundaydık. Ben istersen seni büroya bırakayım ha. Hayır Sinan, buraya gitmek istemiyorum. Ayşe abiye söz vermiştim, kafeye gideceğim. Öyleyse kafeye bırakalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana engel olmayayım, ben giderim. Sen nasıl istersin? Ben bu taraftan gidiyorum. Benim arabada aşağıda biliyorsun. Evet, akşam evde görüşürüz Kenan. Hoşça kal. Güle güle, güle güle sen. İyi günler. Benim adım Ömer Şen. Altılıyı tutturdum ben. Oo, altılıyı zaten tutturan çok. Hadi ya. Olsun. Altılı ne kadar verdi sen onu söyle. Altılı 1 milyar verdi. 1 milyar mı? Hadi ya. Yaşasın. Nakitim bitti. İsterseniz kulüpten alabilirsiniz. Ya buradan kulübe gidilmez. Geç kalırım. Yarın ben gelir alırım o zaman. İyi günler. Öyle güzellik. Ömer de çok beğendi ama alamayız ki. Çok pahalı ya. Bebeğin doğumuna daha çok var yavrum. O güne kadar daha neler alırsınız? Hadi hadi, sen boş ver şimdi bunları. Mantını bir an önce ye de sana bir tabak daha getireyim. Ay yok, çok yedim Ayşe abla. Aa olmaz, sen iki canlısın. Daha fazla yemen lazım. Ayşeciğim sıkma kızı, o yabancı mı? İstersen söyle. Aa hoş geldin yenge. Sizinkiler burada, buyurun. Müsaadenizle. Herkese merhaba. Aa, hoş geldin Selcan. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Selcan hayrola, rengin bembeyaz. Yok bir şey. Ay yok yok, sende bir şey var. Halin hiç hal değil. Aa, ağlıyor bu. Ay kıyamam sana ben. Ay ne oldu Selcan? Çatlatma, adamı da söyle canım. Kenan'la yollarımızı ayırdık. Aa, boşandınız mı yoksa? Ay saçmalama Ayşe abla, ağzından yer alsın. Ay ne bileyim ben canım, yollarımızı ayırdık falan deyince. Ortaklığı feshettik. Artık o kendi yoluna, ben kendi yoluma. Ne yani? Kenan avukatlık yapmayacak mı artık? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey artık birlikte çalışmayacağımız. Allah'ım bunca yıl ne hayaller kurmuştum. Artık her şey alt üst oldu. Selcan ne olur sakin ol, her şey yoluna girer. Bilmiyorum. Yok yok, bu iş yoluna falan girmez. Bugün ortaklığı bitiren adam yarın seni boşar anacığım, boşar. Ayşe abla nasıl konuşuyorsun? Ayşe? Ayşe abla doğru söylüyor. Böyle giderse kesin boşanırız. Saçmalama Selcan, işinizi ayırdınız diye yuvanızı da ayıracaksınız değil ya, mantıklı düşünün. Artık nasıl düşüneceğimi bilmiyorum. Sizin de canınızı sıktım. Hay Allah, sen şimdi bu meseleyi kafana takıp bir şey yememişsindir de. Dur ben sana bir mantı getireyim. Sağ ol Ayşe abla. Canım istemiyor. Ben gideyim. Nereye gidiyorsun Selcan? Hiçbir yere sığamıyorum. Çıkıp biraz yürüyeceğim. Belki kafam dağılır. Ben de geleyim mi? Sağ ol canım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Selcan yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyle. Maalesef yok. Bizim için artık kimse bir şey yapamaz. Hoşça kalın. Bravo abla ya. Teselli edeceğini iyice doldurdun kızı. Aman dolmuş dolacağı kadar kız canım. Aa ne yani? Tek suçlu ben mi oldum şimdi? Ayşe abla bir şey mi istedi? Aman git mantı suyunu koy. Geldim işte geldim. Merhabalar. Bebek kahvaltısını almaya karar verdiniz galiba. Bir baba olarak alacağız tabii ki. Biliyorsunuz hanım da çok beğenmişti. Çok isabetli bir karar verdiniz. Çek mi, nakit mi ödeyeceksiniz? Ben çekmeyeyim. Çek olayına hiç girmeyelim. Nakit olarak ödemek istiyorum. Yalnız ben yarın ödeyebilirim. Peki tamam. Bir tane sözleşme imzalayacağız şimdi. Evet, şimdi böyle alacağım sizi, sözleşme imzalayacağım. Ben size kartımı bırakıyorum. Yarın bana haber veririm. Yarın sizi arıyoruz mahallede. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Manoş, civcivim, sana bir müjdem var. Ömer söylesene kuşum, çatlatma insanı. Manoş, hani o beğendiğin yatak var ya, Cünür Ömer'im için. İşte onu aldım. Ne yaptın? Ay, ne yapmış? Dur, Ömer o kadar parayı nereden buldun sen? Paranın hepsini vermedim tabii ki Manoş. Bir arkadaşım dükkanın sahibini tanıyormuş, konuştular, taksite bağladılar. Ben de taksitle aldım. Hani taksit yapmıyorlardı Ömer? Niye? Dur takımı.
Ha, tanıdığının hatırına yaptılar. İyi yapmışsın da nasıl ödeyeceğiz kuşum biz taksitleri? Ya öderiz civcivim, öderiz. Yeter ki Junior'ın beğendiği yatakta yatsın. Canım benim, tamam akşama görüşürüz. Canım ya, nasıl seveyim ben bu adamı şimdi? Hayrola Manolya? Allah Allah, anlatsana canım, çatlatma adamı. O beğendiğimiz takım var ya, gitmiş onu al. Ay ne güzel, ne güzel. Oh, hadi hayırlı olsun. Oh, hayırlı olsun canım ya, benim. Teşekkür ederim. Bebeğim babanı beğendiğimiz takımı almış be. Doğruysa tabii. Kardeşim, bir tutam saçınan deli olduk. Yat böyle, yat. Ah, kal böyle, tamam. Kıpraşma. Sakın kıpraşma. Vay be. 10 numara delikanlı olduk ha. Gerçi bayağı uğraştık ama neticede Sinem Hanım'a hoş görünecek. Ne kokuyor ya? Abo, yumurta. Allah, Allah yumurta. Allah, Allah, Allah. Ah, elim, elim. Yanayım, yanayım. Ah, ah. Abo, ya Allah. Ah, ayağım, ayağım, Allah'ım. Öleyim ya, bu benim ne kaderdir ya. İnanmayayım ya. Üstüm, başım, her tarafım battı ya. Abo, Sinem beni böyle görmesin. Allah'ım ben ne kadar mahsus bir insanım. Merhaba. Abo, anam. Uygun zamanda gelmedim herhalde. Sinem? Sinem, işte sen sen geç şöyle otur, ben hemen geleyim. Allah. Ay, burası çok kötü kokmuş. Akşam yemeğini biraz fazla pişirdin herhalde. He, küçük bir kaza oldu da. Hadi şanslı günündesin. Çok güzel sandviç getirdim. Hem de kaşarlı. Sağ olasın, Allah razı olsun. Aba, Allah. Bir dakika, Sinem bir dakika. Olmaz. Et tavayı ben yıkarım ya, bırak. Ha, ne olacak canım, 2 dakikada hallederim. Hem kokmasın. Sen sandviçleri tabağa koy. Tamam. Sandviçler tabağa. Only. Sen ne kadar alçak gönüllü bir insansın Sinem. Yani ne bileyim, bir yandan siyasal fakültesinde okuyun, öbür taraftan da tavayı yıkayın ha. İlahi abuzlar, çok şakacısın ha. Tamam. Tamam. Buyurun. Ne çalışalım? Vallahi öğretmen olan sensin. Sen ne diysen onu çalışak. O zaman... O zaman... Edebiyat çalışalım mı? Çok severim. Edebiyat? Hı. Allah Allah, tesadüfe bak. Ben de edebiyata bayılayım. Hem yiyelim hem çalışalım. Zaman kaybetmemiş oluruz. Tamam. Ama! Aa, ne oldu parmağına? Ya demin tavayı tutarken yandı. Çok kötü olmuş bu. Yanık merhemi falan sürmek lazım. Yok. Merheme ne gerek? Sen... tutunca geçti. Aman Abuzer, hadi dersimize başlayalım. Orhan Veli Kanık, Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden biridir. Her şeyi son bir kez daha gözden geçiririz. Hay Allah, ekmeği içeride unuttum. Mehmet, kalk da ekmeği getir oğlum. Anne, dur 2 dakika, film seyrediyorum şurada. Aman bir oğlum, yorgun algın geldim, ben burada yemek hazırlıyorum. Sen içeriden bir ekmek sepetini getiremiyorsun yani. Anne, tamam. Üf. Kazım, bu Sercan'la Kenan'ın hali ne olacak? Yine ne olmuş Ayşe? Aman, Sercan bugün kafeye geldi. Çok üzgündü kızcağız. Ortaklıklarını ayırmışlar. Hay Allah. Kazım, bunlar çok yakında evliliklerini de bitirirler. Vallahi başta çok ciddiye almıyordum ama öyle görünüyor Ayşe. Ama bir şeyler yapmamız lazım Kazım. Anne, sen ne karışıyorsun ki ya? İkisi de kocaman insan yani. Kendi kararlarını kendileri verirler. Sen sus bakayım. Büyüklerin işine karışma öyle. Ay, ne yapacağız Kazım? Vallahi Kenan kimseyi konuşturmuyor Ayşe. Bir bildiği vardır herhalde. Biz karışmayalım. Kendi aralarında hallederler nasıl olsa. Bir tren sesi duymaya göre. 2 gözün 2 çeşme. Söyle bakalım Abuzer. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemiş? Şey anlatmak istemiş. Ben böyle bazen sokaktan bir köpek sesi geliyor. Ne bileyim, yan bahçeden bir tavuk gıdaklıyor. Memleketim aklıma geliyor. Gözlerim böyle dolu dolu oluyor. Bu Orhan Veli ağam da garip bir adammış. Herhalde memleket hasretinden bahsediyor. Harikasın Abuzer, çok güzel anlattın. Sen mi değilsin? Hı hı. Çok yetenekli bir öğrencisin. Öğrenme azmine hayranım. Ah, ben de sana hayranım. Öğretmenliğine hayranım. Çok iyi bir öğretmensin. Şey, diyeyim ki bu çalışma işini sık sık yapak. Tamam? Tamam. Vay be, yaşasın. Çok şirinsin. İnsanın içinden böyle yanaklarını sıkmak geliyor. Allah Allah. Sen de bizi yani tavşan yavrusu yerine koydun. Delikanlıyı bozar. Yok canım, öyle değil. Yani doğallığın, iştenliğin çok hoşuma gidiyor. Vay be.
Ağalarım doğru söyleymiş. Yani en iyi hal kendi halınmış. Tabii canım. Öyle yapay, özentli, kendini olduğundan farklı göstermeye çalışan insanlardan çok sıkıldım. Bu yüzden seni tanıdığım için çok mutluyum Abuzer. Ben daha da mutlu oldum Sinan. Bu kadar sohbet yeter. Oku bakalım. Tamam. Şu. Kara dutum. Çatal karam. Çingenem. Nar tanem. Nur tanem. Bir tanem. Tam da sırasıydı yani. Öğretmenim ben telefona bakabilir miyim? Hemen. Alo, Çiçek taksi. Maalesef taksi yok. Ay durun durun, kapatmayın. Ben taksi istemiyorum. Sizin taksilerden birinde kolyemi düşürmüştüm de onun için aradım. Öyle mi? Ha, öyle zayıf, uzun değilseniz Ömer ağamdır. Ama o da öyle bir kolye bulsa bize mutlaka söylerdi. Siz başka bir yerde düşürmüş olmayasınız. Hayır, hayır. Durağa geldiğinde boynumdaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta bluzuma takıldı, düzelttim. Ama eve geldiğimde yok olmuştu. Vallahi hanımefendi, şu dakikada yapacak hiçbir şey yok. Ömer ağam sabahına geldi miydi soracağım. Yani bizim arabalarda düşmüşse hiçbir şey olmaz. Çiçek taksi durağı olarak çok şükür hiçbir müşterimizin malına zeval gelmemiştir. İyi akşamlar dileyim. Polisini mi kaybetmiş? He, neyse. Nerede kalmıştık? Biz dersimize bakalım. Bugünlük bıraksak geç oldu. Hem yurda da geç kalmayayım. Öyle mi? Neyse. Ben seni bırakayım. Tamam. Ah be hain telefon. Tam da çalacak zamanı buldun yani. Buyurun. Merhaba Kenan. Hoş geldin Selcan. Biraz geciktin. Çalışıyordum Kenan. Biliyorsun yarın çok önemli bir davam var. Son hazırlıklarını tamamladım. Tabii canım ya. Ben zaten işine karışmıyorum. Özgürsün ya. Sadece meraktan sordum öyle. Evde biraz dinlenirim diye düşünmüştüm ama anlaşılan çalışmaya devam ediyorum. Hayır, kaldırma onları. Ben toplarım. Sen istersen yemeği hazırla. Kenancığım çok yorgunum. Dışarıdan söyleyelim. Yemek hazırlayacak durumda değilim. Peki. Öyle yapalım bari. İşine daha fazla zaman ayırdığından beri Selcan, hep dışarıdan yiyoruz zaten. Şikayet edeceğine niye yemeği sen hazırlamıyorsun Kenan? Senin daha çok vaktin var. Tabii unutmuşum. Bundan sonra herkes kendi başının çaresine bakacak, değil mi? Söylediklerimi unut Selcan. Affedersin. Ben de özür dilerim. Zaten zor bir gündü. Bir de kavga etmek istemiyorum. Tamam, anlaştık. Selcan, ya borsa yükseliyormuş. Bu ortak hesabımızın vadesi bitince çekelim de. Olmazsa borsaya yatıralım, hani dersin? Bilmem, bu konuda pek bilgili değiliz. Zarar edebiliriz. Ne yapacağız peki? Ben bir kısmıyla araba almak istiyorum. Nasıl yani? İşe gidip gelirken bir arabaya ihtiyacım olacak. Artık tekim. Bakıyorum, sen bu tek olma fikrine bayağı hazırsın Selcan. Yani planlarını bile yapmışsın. Saçmalama Kenan. Bu planları yapmaya sen mecbur ediyorsun beni. Benimle çalışmak istemeyen sensin. Konu bu değil Selcan. Sen biz kavramını kaybetmişsin. Artık sadece ben diyorsun. Yapma Kenan, tartışmak istemiyorum. Tabii canım, ortada tartışacak bir şey yok zaten. Hazır her şeyi ayırmışken paramızı da ayıralım bari sadece. Ayırmak istiyorsan ayırırız Kenan. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir ben lazım. Evet, ağlar dansın, çaylar dipidak. Yok, keyfin yerinde ha. Yerinde olmaz mı abicim? Akşam Sinem'de ders çalıştılar. Ha, şu mesele. Sen bu gazla liseyi değil, üniversiteyi bile bitirirsin Abuz. Ya ağam, rica edeyim ya. Uğraşmayın benimle ya. Ben sadece okulu bitirmeye çalışayım ya. Buyurun ağam. Eyvallah, sağ ol. Sen bakma onlara Abuzer'cim. Sen derslerde çalış, aferin sana. Bak ne güzel entel şarkılar söylüyorsun. Çalışmam ağam ya. İznin olursa ben bir süre ocağa çekileceğim. Çünkü öğretmenimin verdiği dersleri yapmam gerekiyor. Hayır, tabii Abuzer'cim çekilebilir. Tamam. Çocuklar, Ömer nerede kaldı? Aba, bak bak. Unuttum da ne unuttum dedim ya. Ağam, dün gelen şu zengin kadın var ya, Ömer ağamın arabasında kolye mi ne düşürmüş? Onun için telefon etti. Allah'ım, niye önce söylemiyorsun be oğlum? Arayalım şunu, dur bakayım ya, bir dakika. Aramana gerek yok, Ömer Efendi geliyor. Günaydın Çiçek Taksi Durağı'nın sevimli başkanı. Ne günaydın evladım? Bak öğlen oldu, öğlen. Öyleyse günaydın genel başkan. Zevzeklenme de git şu arabana bir bak bakayım, kolye falan var mı? Allah Allah. Hayırdır Ramço, ne kolyesi bu? Dünkü zengin müşteri düşürmüş. Müşteri mi düşürmüş? Ha. Vallahi Ramço, ben
O müşteri indikten sonra arabayı temizledim, öyle kolye falan görmedim. Abicim sen gene de bir daha bak ya. Belki aralara girmiştir, yani gözünden kaçmıştır değil mi? Ha, tabii. Yok Cello, arabayı paspaslarına varıncaya kadar temizledim. Ben kolye falan görmedim. Belki başka bir yerde düşürmüştür, bana ne? Telefon. Efendim? Evet. Öyle mi? Tamam. Hemen geliyorum. Görüşmek üzere. Ramço, bana bir saat izin veriyorsun, hiç anlamam. Nereye gidiyorsun oğlum, şimdi geldin? Ya bu çok önemli Ramço. Şenbebe mağazasından aradılar. Cönür Ömer'in yatak odası takımı gelmiş. Benim acilen gitmem lazım. İyi git ama geç kalma. Tamam tamam, hiç geç kalmam, merak etme. Ömer baksana, sen nereden buldun bu kadar parayı? Parayı mı? Şeyden bulduk. Yani aslında taksite girdik yani. Taksit falan bir şeyler ayarladık işte Manoş'la. Hayırlı olsun ha. Hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar, sağ olun. Selcan, ben işe gidiyorum. İstersen seni bir... Selcan, ne yapıyorsun? Çantamı hazırlıyorum Kenan. Hayır, onu görüyorum da. Nereye gidiyorsun? İzmit'e. Dava için iki gün kalmam gerekebilir. Peki bana niye söylemiyorsun ya? Tamam, iş hayatında özgür olabiliriz. Ama karı koca olarak hala birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Haber vermeden gitmekte ne oluyor ya? Niye haber verdin? Bir haftadır bu dava için İzmit'e gideceğim belli. Dün gece de geç saate kadar bu dava için çalıştım. İyi ama bana söylemedin. Bir hafta önce söyledim Kenan. Ama her zamanki gibi sen işlerimizle ilgilenmediğin için farkında bile değilsin. Lütfen Selcan, lütfen. Gene beni suçlamaya başlama. Suçlamıyorum. Sadece yaptığını söylüyorum. Sen... Neyse. Ne demek neyse ya? Ne olmuş bana söyle. Boş ver. Ya ne demek boş ver ya? Söylesene Selcan. Bağırmadan konuş Kenan. Sen de bağırtırma. Sen hep böylesin Kenan. Kendi yaptığını asla görmüyorsun. Hep beni suçluyorsun. Selcan, buraya gel. Selcan. Selcan. Bu kapıyı böyle çarpıp gidemezsin, tamam mı? Bu tavrından bıktım artık. Derdin neyse söyle bana. Beni zorlama Kenan. Yine tartışmayalım. Bu konuyu çözmek zorundayız Selcan. Ağlar. Ağlar. Ömer ağam bu parayı nereden buldun? Ne bileyim oğlum, taksitle aldım dedi ya. Of. Dedi abi, dedi de yine de aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Kadının kolyesine bakıp bakıp, ooo bununla kim bilir kaç tane yatak odası takımı alınır demişti. Yok abi, Ömer öyle şey yapmaz. Tabii abi ya, yapmaz. Ya tamam, yapmaz yapmaz ama yani ne bileyim yine de huzursuz oldum abi ya. Ya abi, Ömer fırıldaktır mırıldaktır ama öyle müşterinin kolyesini çalacak kadar düzenbaz değildir ya. Ya Kazım ağam, bak şimdi benim de midem bulandırdın ha. Ömer ağam o yatağı iyicene kafasına taktıydı. Taksitle maksitle ama onca parayı nereden bulur? Ya abiler ya, ya çocuğun boş yere günahına giriyorsak ne olacak? Çocuklar sıkıldım ben bu tartışmadan ya. En iyisi gidip Ömer'in alışveriş ettiği o mağazaya soralım. Peşin mi almış, taksitle mi almış? İnşallah peşin almamıştır. Hadi abuze, git bakalım sor şunu. Tamam, dedektif abuş iş başında. Saatlerimizi ayarlayık. Maalesef bizde yok. Tabii canım. Başarısız, hatalı olan benim, bayan mükemmel de sensin. Of, öyle bir şey demedim Kenan. Artık ne dediğimi bile anlamıyorsun, beni anlamıyorsun. Asıl sen beni anlamıyorsun ya, bırak şunları Allah aşkına Selcan. Şurada önemli şeyler konuşuyoruz. Sen beni önemsemiyorsun ya. Konuşurken yüzüme bile bakmıyorsun. Çünkü bir an önce hazırlanıp çıkmam lazım Kenan. Doğru, büyük avukat hanım. Davam varken ben kim oluyorum ki? İşte her şeyi bu hırsız yüzünden mahvettik. Yeter artık Kenan, yeter. Her şeyi mahveden sensin. Beni yarı yolda bıraktın. Bana verdiğin sözleri tutmadın. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yok ya, öyle mi? Evet, aynen öyle Kenan. Yoruldum. Anlıyor musun? Çok yoruldum. Tamam o zaman, daha fazla zorlamayalım. Birbirimizi özgür bırakalım, boşanalım. Ne? Yani bu işi daha fazla uzatmamızın anlamı yok Selcan. Eğer bu konuda ikimiz de hemfikirsek... ...bu işi bir an evvel halledelim, lütfen. Haklısın. Şu haline bak. Demek ki doğru bir karar verdik. Tartışma bittiğine göre. Ya... Şey... Ben artık gideyim. Otobüsümün kalkmasına az kaldı. Tamam o zaman. Güle güle Selcan. İyi yolculuklar sana. Hoşça kal. Bırak şimdi artisti de söyle, sordun mu? Sordum ağam, sordum. Ne dediler? Vallahi Ömer ağam 1 milyarı trink diye canlı olaraktan indirmiş. Ne? Ömer'de ne gezer 1 milyar? Abicim gördünüz mü, korktuğumuz başımıza geldi işte. Yok abi, Ömer nasıl yapar böyle bir şey ya? Şeytana uymuş yapmış demek ki oğlum. Ne yapacak ağam? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum.
Aha, Ömer ağam da geldi. İyi, gelsin bakalım. Gelsin de aslını aslarını öğrenelim. Aman abi, gözünü seveyim, kırmadan konuş. Tamam, tamam Kazım, merak etme. Herkese merhaba. 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 Ne yaptın ağam? Junior Ömer'in yatak takımı geldi mi? Geldi Abuzer geldi. Ramço bir göreceksin. O kadar güzel bir şey ki. İyi iyi de oğlum. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Söyledim ya Ramço. Taksitle ödeyeceğim diye. Ömer oğlum bırak şimdi bunları. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatayı tekrarlamamak. Hatadan ders almak. Ya ne hatası Ramço Allah'ını seversen ya? Sen ne demek istediğini açık açık söylesene. Ya Ömer ağam. Hı. Bak bizi boşuna uğraştırma. Koleyi demek istiyor. Tamam abi, önemli değil yani. Kendi aramızda toplayacağız kolyenin parasını nasıl olsa, değil mi? Bir dakika ya. Ne kolyesi arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz ya? Ya oğlum hani şu kadından yürütüp de sattıktan sonra parasıyla Junior Ömer'e karıyla aldın kolye. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Arkadaşlar, siz nasıl böyle bir şey düşünürsünüz ya? Canım düşünmedik, sadece soruyorum. Sorma Ramço, sorma. Sorarak bile bana düpede soru demek istiyorsunuz değil mi? Ya Ömer... Abi hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme abi. Ya siz benim hakkımda nasıl böyle bir şey düşünürsünüz ya? Teessüf ederim. Ömer'i hiç tanımamışsınız. Ömer, evladım Ömer! Ay Aynur, çok heyecanlıyım. Düşünebiliyor musun? Bebişimizin ilk mobilyasını aldım. İkrem bir izin versene, gidip yerleştiriversen. Ay bugün de pek suratsız, pek izin vereceğini sanmıyorum ben Olga. İkrem Bey, ben de tam size geliyordum. Niyeymiş o? Bebeğimizin yatak odası takımını aldık da izin verirseniz gidip yerleştireceğim. Elin armut mu devşiriyor? Akşam yerleştirirsin. Hem hanımefendiciğim, siz giderseniz programı kim yapacak? Aynur yapar. Bebek için sen yardım edersin değil mi kışım? Manolya, şu halini bahane edip bütün işlerini bana gördürüyorsun. Kusura bakma, ben işlerini falan yapamam. Tarkan'la buluşacağım. Tamam, izin falan istemiyorum ya. Hevesimi kırdınız. Yürü Manoş. Aa, kuşum ne bu hali? Çok kötü şeyler oldu Manoş. Ne oldu bir tane? Anlatırdım ama o da çok kalabalık. Özel olarak konuşmamız lazım. Sayın patronumuz, müsaade eder misiniz? Birkaç dakika tarımla konuşmak istiyorum. Üstüme iyilik, sağlık. Bu bugün çok güver. Karda kayıp başını mı çarptı acaba? Of. Bir çarparsam görürsün şimdi ha. Hadi gülüm, hadi gülüm, biz çıkalım. Peki. Ya bir dakika, iki dakika adam ol ya. İki dakika adam ol. Ömer, ya moralim bozuk diyorum ya. Anlat bakayım, kucuma ne olmuş benim be? Şimdi Manoş. Ha. Ay ne oldu bir tane? Manoş, ben hırsız değilim. Ne hırsızı Ömer, tabii ki değilsin. Bana hırsız dediler Manoş. Kim dedi bir tanem, ne oluyorsun? Duraktakiler. Bak şimdi, durağa bir tane kadın geldi tamam mı? Zengin bir kadın. Böyle bir kolye taşıyor. Büyük bir şey, pahalı bir şey. Aha. Sıra bendeydi. Ben kadını aldım gideceği yere bırakmak için. Ha. Ay kuşum. Ben böyle bir şey yapmadım Maroş. Ben böyle bir şey yapmadım. Kuşum tabii yapmazsın. Sen yanlış anlamışsındır. Onlar öyle düşünür mü canım? Bunu yanlış anlamışsın falan yok Maroş. Bana ne dediler biliyor musun? Ne biz istersen aramızda para toplayalım. Şimdi olmaz, hayır hayır, sen hırsız falan değilsin. Onlar böyle anlamış olamazlar bir tanem. Kesinlikle affetmiyorum. Ama ben onlara ne yapacağım biliyorum bak. Ne yapacağım bir tanem? Ben biliyorum ne yapacağım. Ne yapacaksın? Sana evde anlatırım. Ömer anlat. Görüşmek üzere. Ömer! Erdal ağam, şu Ömer ağamı hadi bir daha ara. Ya Abuzer aradım, ulaşılamıyor. Bir daha ara oğlum. Tamam abi, arayayım. Yok abi işte. Tamam da abi, nereye gider bu? Ya kırdık çocuğu ya. Tamam abi, kırdık da ama sormamız gerekiyordu. Abi Manolya'yı mı arasak acaba ya? Aman oğlum sakın ha. Oraya gitmemse büsbütün telaşlandırmış oluruz kızı. Hamile mamile başımıza iş açarız yani. Ne yapacağız ham ya? Ben çıkıyorum abiciğim. Nereye Celal? Abi şöyle gittiği yerlere bir bakayım, belki bulurum ya. Ha geldi işte ya. Neredesin abi, merak ettik. İyi misin ağam? Nereye kayboldun? Ya Ömer kusura bakma, biz öyle demek istemedik. Özür dileriz. Lütfen Pandacığım bir şey söyleme. Asıl özür dilemesi gereken kişi benim Panda. Arkadaşlar size bir itirafta bulunmak istiyorum. Evet, o kolye arabaya düşmüştü. Ben onu götürdüm, sattım. Ama neden yaptım bir sorun bakalım. Cennet'e benim için yaptım. Manoş çünkü yatak odasını çok beğenmişti. Ağlamazsam mahvolurdum Ramço. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Biliyorum suçluyum. Bana vereceğiniz her cezaya razıyım Ramço. Tamam ol, olmuş bir kere. Hadi yapacak bir şey yok tamam. Ben kendim için üzülüyorum Ramço. Hepimiz adına üzülüyorum. Düşünsenize. Adımız hırsız taksiye çıkacak. Kimin yüzünden? Benim yüzümden. Bizi gösterip herkes
Hırsız taksi! Hırsız taksi diyecek! Ömer, aramızda hallederiz kim çalıyor bu sorunu. Tabii canım, aramızda para toplar, kolyeyi geri alırız. Bu işte böylece kapanır. Pandacığım, canım pandacığım. Benim canım arkadaşlarım. Sizlerle arkadaşlık yapmaktan gurur duyuyorum. Canlarımsınız benim be, canlarım. Aslında benim gibi bir mikrop. Sizin arkadaşlığınızı hak etmiyor ama. İş için mi gidiyorsunuz, ziyaret için mi? Efendim? Hizmet ediyorum. İş için mi gidiyorsunuz, ziyaret için mi? Hı, iş için. Benim de kız kardeşim hizmette oturuyor. Öyle mi? Evet. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Sen istedin bunu Kenan. Sen istedin. Kal bile demedin. Geçti. Gitme demedin. Ayrılık sen delisin. Yapma. Yapma. Yapma Selcan. Dön konuşalım. Sende mi aklıma sığmıyor? Sende mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Çekip gittin işte. Demek gittin. Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Hemen bitirdin Kenan, hemen. Bu kadar kolaydı demek. Sende mi aklıma sığmıyor, sende mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? İnanamıyorum Selcan. Bir çırpıda bitirdin. Bu kadar kolaydı demek. Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Buyur, bu da benden olsun. Gelsin devede kulak ama. Ver bakayım. Olsun Abuzer, olsun. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çok iyisiniz arkadaşlar. Bu kadar para herhalde kolyeyi almaya yeter. İyi, beraber gidip bir an önce kolyeyi alayım o zaman. Yok Kazım abi. Biliyorsun ki bu benim hatam. Bırak da hatamı ben kendim telafi edeyim. Hı? Bir dakika. Yoksa bana güvenmiyor musunuz arkadaşlar? Rica ederim abi, tabii ki güveniyoruz değil mi abi? Güveniyoruz. Tamam abicim, tamam. Bir an önce git al şu kolyeyi. Sattığın adam başkasına satarsa iş bulamayız ha. Tamam İyi, peki. Pekala. Telefon. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepiniz çok iyisiniz. Alo çiçek taksi buyurun. İyi günler, ben Nurşen Şahin. Kolyemi buldum da evde düşürmüşüm. Ona haber vermek istedim. Ya öyle mi? Teşekkür ederim, size de iyi günler. Kolyeyi nereye satmıştın Ömer? Satmış, hangi kolyeyi? 80. Tabii ya kolyeyi ben şeye sattım ben çok. Arkadaşımın bir arkadaşının arkadaşı varmış. Onun arkadaşı geldi benden aldı. Yani tanımazsınız karanlık tipler. Peki müşterimiz kolyeyi bulduğuna göre sen hangi kolyeyi sattın Ömer? Nurşen Hanım aradı. Kolyesini evde bulmuş. Ciddi misin abi? Demek ki o ortada bir hırsızlık sorunu yok ha? Evet hırsızlık falan yok. Ne bakıyorsunuz ya? Asıl size ne demeli ha? Benim hırsız olduğumu düşündünüz. Siz beni tanımıyor musunuz ha? Nasıl böyle bir şey düşünürsünüz arkadaşlar? Öyle bir şey düşünmedik. Düşünmedik de fırıldak olduğunu bir kez daha kanıtladın. Bir dakika abicim, bir dakika. Bir şey soracağım. Bırak. Madem abicim sen kolyeyi satmadın, o takımı nasıl aldın abi? Ha? Şeyden. Malum sebepten. Ebe Ömer, özrün kabahatinden büyük ha. Sen iflah olmayacak mısın oğlum? Şunu bırak, bırak. Bırak. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz ya? Ben kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Parayı Ramço'ya teslim edecektim ya. Yazım, sen kime ne kadar verdiğini biliyorsun. Para sana teslim. Evet abi. Çocuklar, Ömer de size teslim, buyurun. Gel bakalım. Gel bakalım.